Süper Lig'de dört büyük takımların öne çıkan transfer haberleriyle karşınızdayız. Alfabetik bir takım sıralaması ile ilerleyelim ve ilk Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş gündemine eski bir Galatasaraylı olan Buruma'yı aldı. Siyah beyazlılar Portekiz'de oyuncunun transferi konusunda PSV'yi ikna etti. Oyuncunun menajeriyle de prensip anlaşmasına varıldı ve detayların görüşüldüğü öğrenildi. Beşiktaş koşulların oluşması halinde Buruma'yı bir yıllığına kiralayacak. Siyah beyazların oyuncunun menajeriyle de prensip anlaşmasına vardı. Ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi. 2013'te Sporting Lisbon'dan Galatasaray'a gelen 26 yaşındaki Bruma 2016'da Leipzig'e gitmiş, 2019'da da PSV'ye geçmişti. Portekizli oyuncu geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralıktı. Harıl harıl golcü transferi arayan Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Beşiktaş'ın yeni sezondaki bir numaralı santrafor adayı Diego Costa için siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. İtalyan gazetesi Nicola Shira Diego Costa Beşiktaş'a yaklaşıyor derken transferle ilgili detayları paylaştı. Şira, kendisine ait sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023 sonuna kadar sözleşme, her sezon için 2,5 milyon euro önerdiğini belirtti. Diego Costa transferinde olumsuz bir durum yaşanması halinde gündemine farklı bir ismi daha alan Beşiktaş'ta liste kalabalık. Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekip gözünü La Liga'ya çevirdi ve Sevilla'nın golcüsü Luke De Jong'a kanca attı. İspanyol basınından ABC'ye konuşan ve Luke De Jong'u transfer etmek istediklerini açıklayan Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, tecrübeli forvetle ilgilendiklerini doğruladı. Şartların oluşması halinde transferleri sonuçlandıracaklarını belirten Torunoğulları, "Luke De Jong'u kiralık ya da servisiyle kadromuza katmak istediğimiz doğru. Operasyonu sonuçlandırabilir miyiz? Bazı şartlara bağlı." diye konuştu. Vitor Pereira ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe ile devam edelim. Galatasaraylı uzun süre ismi anılan Paulinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Brezilya basınından UOL'un haberine göre 32 yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda en ciddi ilerleme kaydeden kulüp Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe bupenza transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertliler geçen sezon Hatay Spor formasıyla lige damga vuran ve 22 golle gol kralı olan Aaron bu penza için girişimlerde bulunmuştu. Golcü oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istese de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlanamadı. Hatay Spor'un 5 milyon euronun yanı sıra takasta 2 oyuncu istemesi ve rakamla indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesi ve kulüpteki bilinmezliğin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Vedat Muriç konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Lazio'da tüm gözler Sadiye çevrildi. Fenerbahçe'nin golcü transferinde yeniden Vedat Muriç'i gündeme gelirken Lazio cephesinden dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Geleceği konusunda Sahri'nin kararının beklendiği belirtilen Muriç'in, yeni sezonun hazırlıklarını ortaya koyduğu performans ve Immobile'nin Euro 2020'de yaşadığı düşüş transfer sürecinde belirsizliğe yol açtı. Galatasaray'la haber turumuza devam ediyoruz. Burak Elmas başkanlığında yeni sezon transfer planlamalarını hız katan Galatasaray'da öncelik hedef Solbek transferi. Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Real Betis'ten Alex Moreno ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un isimleri gündeme gelmiş. Fakat bu oyunculardan yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçilmişti. Galatasaray Fransız Solbeck Livin Kurzawa'nın transferi adına takımı PSG ile anlaşma sağladı. PSG cephesiyle transfer adına anlaşma sağlanırken oyuncuyla ise görüşmeler sürüyor. Galatasaray sol bek transferinde Kurzawa için PSG ile anlaşma sağladıktan sonra oyuncu ile görüşmeleri de kısa sürede sonuçlandırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı Kırmızılılar geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sabek oyuncusu Valentin Rozier'i kadrosuna katmak için Sporting Lisbon'la anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın Rozier transferi için pazarlık yaptığı Lisbon, Cimbom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4,5 milyon euroluk bon serviste el sıkıştılar. Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim Rozier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rozier'in Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor. Yunus Belanda'nın ayrılığı sonrasında kaliteli bir on numarayla kadrosunu güçlendirmeye amaçlayan Sarı Kırmızılılar Nikolay Estansiou'yu listesinin ilk sırasına yazmıştı. Cimbom Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe kat etti. Çek ekibi Slav ve Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı. Aslan 3,5 milyon eurodan açtığı pazarlıklarda 5 milyon euroya kadar çıktı. Slavia ve Prag ise son olarak 6 milyon euro seviyesine düştü. 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera için Galatasaray'a gitmek adına yönetime baskı yapması nedeniyle görüşmelerin en kısa zamanda olumlu anlamda sonuçlanabileceği öğrenildi. Transfer sezonuna Hamşik, Cervinho ve Bruno Perez gibi yıldızları takıma getiren Trabzonspor'da golcü arayışları devam ederken Sörlot ve Cornelius gibi isimler için görüşmeler devam ediyor. A planı Sörlot olan Trabzonspor B planı olarak da Cornelius için de temaslara başladı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağoğlu için transfer çalışmalarının gidişatı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Alexander Sörlot'un durumunun belli olacağı 15 Temmuz tarihine kadar bekleme kararını yeniden gözden geçirilirken Avcı bu kararın söz konusu transferin olma ihtimali karşısında doğru olduğunu tekrarladı. Başkan Ahmet Ağoğlu da transfer için bütçe planlamasını yaptı. Genç oyunculara karşı da ilgisi bulunan Trabzonspor, Fanatik gazetesinde çıkan iddialara göre Bursa Spor'daki oyuncuları elden kaçırmak istemiyor. Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Körle yakından ilgilenen Bordo Maviler daha önce Bursa'nın kapısını çalmıştı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda yeniden nabız yoklaması yapacak. Burak her iki kanatta görev yaparken Trabzon doğumlu olan 20 yaşındaki Batuhan Kör forvette oynuyor. Emirhan geçen sezon 1. Lig'de en dikkat çeken orta oyuncularından biriydi. Trabzonspor bu 3 oyuncudan en az birini kadrosuna katmak amacında para artı takasla futbolcu gibi teklifler masaya konulacak. Sabah gazetesinin haberine göre ise Solbek transferi için Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın da adı konuşuluyor. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun ismi yeniden masaya gelirken futbolcunun bu transfere karşı oldukça sıcak baktığı belirtildi. Solbek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı Ezgian Alioski için yeniden devreye giriyor. Sabahın haberine göre Euro 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo Maviller, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı. Evet sevgili izleyenler 4 büyüklerin transfer iddialarıyla her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle edelim. Siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.